Halil Dervişoğlu bizim listemizde, planlamamızda olan bir oyuncu değildi. Bu oyuncuyla alakalı babasının zannedersem menajerlik görevini de yapıyor babası. Babasının bizim ekibimize bir yakınlaşması var. Bu konuda oğlunun Beşiktaş'a transferiyle alakalı bir isteği, arzusu olduğunu söylüyor. Tabii Şenol hocamızın da bunda etkisi var. Yani Şenol hocamızın Beşiktaş'ta olması oyuncuyu buraya getirmek istiyor. Sonra biz şartlarımızı belirledik. Yani süreci ben anlatayım. Şartlarımızı sunduk. Tabii o şartlarda oyuncunun beklentisi, maddi anlamda beklentisi bize uymadı. Bunda uymadığını söyledik. Zaten Şenol hocamız da bir önceki basın toplantısında her zaman olduğu gibi bu noktaya, aslında bu olaya noktayı koymuş oldu. Oyuncuyla alakalı yaptığı açıklamayla. Tabii kendisi spor camiasının çok bilge kişiliği. Bu süreçleri gördüğü zaman bazen öyle bir laf ediyor ki tam lafı geldiğine koyuyor. Ama bunun üzerine tabii dün akşam itibariyle oyuncunun babasının yeniden duygusal bir yaklaşımı oluyor. Hem hocamızı arıyor, hem Ceyhun Bey'i arıyor. Bu oyuncunun Beşiktaş'ın bütün şartlarını kabul ettiğini ve Beşiktaş'ta oynamak istediğini bizlere iletiyor. Ceyhun Bey de hem başkana hem teknik ekibe bizlere bu konuyla alakalı dönüş yaptığı esnada, zaten orada 1-2 saatlik bir süreç var. Sonra geri döndüğünde sürecin anladığım kadarıyla diğer bir takıma doğru yönlerini kaydığını görüyoruz. Ki nitekim sonuçta öyle. Bizim zaten dediğim gibi planlamamızda olan bir oyuncu değildi. Bizim kesinlikle kendilerinin talebiyle zaten gündemimize girdiği ve maddi anlamda bizim bir stratejimiz var. Genç oyuncularla, yerli oyuncularla alakalı zaten bir stratejimiz var. Onların çok çok üzerinde olan bir maaş beklentisi. Biz bunları karşılayamayacağımızı zaten iletmiştik kendisine. Bu süreç böyle tamamlandı. Yani bizim şimdi sosyal medyada tabii bu rövanşist yaklaşımlar, yanlış medyaları aracılığıyla yaptırdıkları haberler var. Bizim taraftarımızla işte biraz manipüle etmeye yönelik bir girişimler var. Biz biliyorsunuz Rozier ve Gezal transferinde zaten kendilerinin bir ilgisi olmuştu. Biz o Getson transferiyle onlara iyi bir ders verdiğimizi düşünüyoruz. Bizim için konu orada kapandı. Beşiktaş ihtiyacı olan bir oyuncu olduğu zaman hiçbir şeye bakmaz, basar, alır. O yüzden Beşiktaş'a ihtiyacı olan bir oyuncu değildi zaten. O yüzden bizim için çok büyük bir önem arz etmiyor bu konu. Biz bununla alakalı artık Beşiktaş'ın zaten transfer politikasında paranın bir yarış haline geldiği noktada Beşiktaş hiçbir zaman olmadı. Şimdiye kadar yaptığı transferlerde de olmadı. Bundan sonra da olmayacak. Para eğer Beşiktaş'ı kullanarak bir yerlere çekmeye çalışıyorlarsa Beşiktaş o noktada hemen geri çekilir. Bizim ihtiyacımız olan oyuncuyu, gerçekten istediğimiz oyuncuyu da zaten biz ne gerekiyorsa yapar alırız. O yüzden bu noktada Beşiktaş taraftarının bir üzüntü duymasına gerek görmüyorum. Öyle bir gerek yok.